Harry Potter ve Felsefe Taşı. Öyküleri seven Jessica için, onları seven anne için ve bunu ilk dinleyen Dee için. Birinci bölüm. Sağ kalan çocuk. Private Drive 4 numarada oturan Mr. and Mrs. Dursley son derece normal olduklarını söylemekten gurur duyarlardı. Sağ olun efendim. Garip ya da gizemli işlere bulaşacak son kişilerdi. Böyle saçmalıklara kafa yormazlardı çünkü. Mr. Dursley, matkap yapan Grunix adlı bir şirketin yöneticisiydi. İri yarı, kalıplı bir adamdı. Boynu yok gibiydi. Ama koskoca bir bıyığı vardı. Mrs. Dursley zayıftı, sarışındı. Olağanın iki katı uzunluğunda bir boynu vardı. Bu da bahçe çitlerinin üstünden kafasını uzatıp komşuları gözetlemekte pek işine yarıyordu. Dudley adında küçük bir oğulları vardı Dursley'lerin. Kendilerine bakılırsa dünyada ondan kusursuz bir çocuk bulunamazdı. Dursley'ler istedikleri her şeye sahiptiler ama bir gizleri vardı. Biri kalkıp da bunu anlayacak diye ötleri kopardı. Potter'ların ortaya çıkarılmasına katlanabileceklerini hiç sanmıyorlardı. Mrs. Potter, Mrs. Dursley'nin kardeşiydi ama birkaç yıldır görüşmemişlerdi. Aslına bakılırsa Mrs. Dursley hiç kardeşi yokmuş gibi davranıyordu. Çünkü kardeşi de onun beş para etmez kocası da Dursley'lere hiç mi hiç benzemiyorlardı. Potter'lar sokakta boy gösterirse komşuların ne diyeceğini düşünmek bile tüylerini ürpertiyordu. Potter'ların küçük bir oğulları olduğunu biliyorlardı ama hiç görmemişlerdi onu. Bu oğlan da Potter'ları yanlarına yaklaştırmamak için bir başka geçerli nedendi. Dudley'nin öyle bir çocukla içli dışlı olmasını istemiyorlardı. Mr. ve Mrs. Dursley, öykümüzün başladığı o kasvetli, kurşunisalı sabah uyandıklarında yakında bütün ülkeyi saracak garip, gizemli şeylerin habercisi olabilecek hiçbir şey yoktu bulutlu gökte. Mr. Dursley işe giderken taktığı en tatsız kravatı seçerken bir şarkı mırıldanıyor. Mrs. Dursley de çığlıklar atan Dudley'i yüksek iskemlesine oturtmak için boğuşurken keyifli keyifli dedikodu ediyordu. Hiçbiri kahverengi bir baykuşun pencerenin önünden kanat çırparak geçtiğini fark etmedi. 8:30'da Mr. Dursley çantasını aldı. Mrs. Dursley'in yanağını şöyle bir gagaladı. Dudley'e de bir hoşça kal öpücüğü vermeye çabaladı ama ıskaladı. Dudley bir bunalım geçirmekteydi çünkü. Mamasını duvara fırlatıyordu. Evden ayrılırken küçük yumurcak diye kıkırdadı Mr. Dursley. Arabasına bindi, 4 numaranın bahçesinden geri geri çıktı. Garip bir şeyin ilk belirtisini fark etti sokağın köşesinde. Harita inceleyen bir kediyi. Mr. Dursley bir an ne gördüğünü kavrayamadı. Sonra bakmak için başını arkaya çevirdi. Private Drive'ın köşesinde bir tekir kedi duruyordu. Ama görünürlerde harita falan yoktu. Zaten olacak iş miydi bu? Bir ışık oyunuydu olsa olsa. Kirpiklerini kırpıştırdı Mr. Dursley. Gözlerini kediye dikti. Kedi de ona dikti gözlerini. Mr. Dursley köşeyi dönüp yolda ilerlerken boyuna kediye baktı dikiz aynasında. Şimdi de Private Drive yazılı tabelayı okuyordu. Hayır, tabelaya bakıyordu. Kediler ne harita inceleyebilir ne de tabela okuyabilirlerdi. Hafifçe silkindi Mr. Dursley. Kediyi kafasından çıkardı. Kente doğru ilerlerken o gün almayı umduğu büyük bir matkap siparişinden başka bir şey düşünmemeye koyuldu. Ama kente girerken kafasındaki matkapların yerine başka bir şey alıverdi. Sabahın olağan trafik sıkışıklığında beklerken çevrede garip giyimli bir sürü insan fark etti. Pelerinli insanlar. Mr. Dursley, gençlerin sırtında görülen o tuhaf elbiseleri giyenlerden hiç hoşlanmazdı. Bu da saçma sapan yeni modalardan biriydi herhalde. Direksiyona vurmaya başladı parmaklarıyla. Gözleri bu manyakların az ötede oluşturduğu bir topluluğa takıldı. Heyecanlı heyecanlı bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Mr. Dursley, bazılarının hiç de genç olmadığını görünce küplere bindi. İşte şu adam kendisinden çok daha yaşlıydı. Üstelik zümrüt yeşili bir pelerin atmıştı omuzlarına. Cesarete bak. Derken kafasına dank etti Mr. Dursley'nin. Bu olsa olsa uyduruk bir gösteriydi. Bir şey için para topluyorlardı. Evet, mutlaka öyleydi. Trafik açıldı. Mr. Dursley birkaç dakika sonra Grunix otoparkındaydı. Aklında matkaplar vardı sadece. Mr. Dursley 9. kattaki odasında sırtını pencereye vererek otururdu hep. Öyle yapmasa o sabah aklını matkaplara vermesi biraz güç olacaktı. Baykuşların güpegündüz süzülerek geçtiğini görmedi. Ama aşağıda sokaktaki insanlar gördüler bunu. Ağızları açık,
birbiri ardı sıra tepelerinde süzülen baykuşlara baktılar. Onları parmaklarıyla gösterdiler. Çoğu geceleyin bile baykuş görmemişti. Ama Mr. Dursley son derece olağan, baykuşsuz bir sabah geçirdi. 5 ayrı kişiye bağırdı. Önemli birkaç telefon görüşmesi yaptı, biraz daha bağırdı. Öğle yemeğine kadar keyfi yerine gelmişti. Bacaklarını çalıştırmak, sokağın karşısına yürüyüp fırından bir çörek almak istedi. Pelerinli insanlar aklından bütün bütüne çıkmıştı ki içlerinden bazılarına rastladı fırının orada. Yanlarından geçerken öfkeyle baktı. Nedenini bilmiyordu ama tedirgin oluyordu onlardan. Bunlar da heyecanlı heyecanlı fısıldaşıyorlardı. Ortalıkta bir tek para tası bile görünmüyordu. Elindeki kese kağıdında koca bir çörekle dönüp yanlarından geçerken konuşmalarından birkaç sözcük çalındı kulağına. Potter'lar doğru, ben de öyle duydum. Evet, oğulları Harry. Kas katı kesiliverdi Mr. Dursley. Her yanını korku sardı. Bir şey söyleyecekmiş gibi fısıldaşanlara baktı ama vazgeçti. Yolun karşısına geçti hızla. Bürosuna koştu. Sekreterine rahatsız edilmemesini söyledi. Telefona sarıldı. Evinin numarasını tam çevirmişti ki kararını değiştirdi. Telefonu yerine bıraktı. Bıyıklarını sıvazlayarak düşündü. Hayır, düpedüz aptallık ediyordu. Potter öyle pek alışılmadık bir ad değildi ki. Harry diye oğulları olan Potter adında kim bilir kaç kişi vardı. Üstelik yeğeninin adının Harry olup olmadığından da emin değildi. Çocuğu görmemişti bile. Belki de Harvey'di ya da Harold. Mrs. Dursley'i telaşlandırmanın anlamı yoktu. Kardeşinin adını söyleyince bile tedirgin olurdu karısı. Onu suçlamıyordu. Kendisinin de öyle bir kardeşi olsaydı. Ama yo, o kişiler, o pelerinli insanlar. O ikinin de kafasını matkaplara veremedi. Olanaksızdı bu. Saat 5'te binadan ayrılırken öylesine dalgındı ki kapının tam önünde birine çarptı. Sendeleyip az kalsın yere düşecek sıska ihtiyara özür dilerim diye homurdandı. Onun menekşe rengi bir pelerin giydiğini kavraması için birkaç saniye yetti Mr. Dursley'e. Adam bu çarpmaya pek aldırmışa benzemiyordu. Aksine koca bir gülümseme yayıldı yüzüne. Yoldan geçenleri dönüp baktıracak kadar ince bir sesle "Özür dilemeyin efendim," dedi. "Bugün hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Sevinin, o kim olduğunu bilirsin sen. Sonunda gitti. Sizin gibi bir muggle bile bunu, bu mutlu mutlu günü kutlamalı." İhtiyar Mr. Dursley'i karnına sarılıp kucakladı. Sonra uzaklaştı. Mr. Dursley olduğu yerde kala kaldı. Bütün bütüne bir yabancı tarafından kucaklanmıştı. Üstelik muggle olarak nitelenmişti. Artık ne demekse bu. İyice karışmıştı kafası. Arabasına koştu, eve yollandı. Hayal gördüğünü umuyordu. Daha önce hiç ummamıştı bunu. Çünkü hayal gücü denilen şeye hiç inanmazdı. Arabasını 4 numaranın park yerine çekerken ilk gördüğü, bu da hiç keyiflendirmedi onu, o sabah gözüne ilişen tekir kedi oldu. Bahçe duvarında oturuyordu şimdi. Aynı kedi olduğuna emindi. Gözlerinin çevresinde aynı çizgiler vardı. Şşt diye bağırdı Mr. Dursley. Kedi kıpırdamadı. Sadece sert sert baktı ona. Mr. Dursley bunun olağan bir kedi davranışı olup olmadığını düşündü. Toparlanmaya çalışarak eve girdi. Karısına hala bir şey söylememekte kararlıydı. Mrs. Dursley güzel, sıradan bir gün geçirmişti. Yemekte komşu kadının kızıyla olan sorunlarını, Dudley'nin de yeni bir sözcük, olabilemez, öğrendiğini anlattı boyuna. Mr. Dursley olağan davranmaya çalıştı. Dudley yatırıldıktan sonra salona gidip son akşam haberlerini yakaladı. Her yerdeki kuş meraklıları, ülkedeki bütün baykuşların bugün hiç alışılmadık şeyler yaptığını belirtmektedir. Baykuşlar genellikle geceleri avlanırlar, gün ışığında pek görülmezler. Ama sabahtan beri bu kuşların her yöne uçtuklarına yüzlerce kere tanık olunmuştur. Uzmanlar, baykuşların uyku alışkanlıklarını birdenbire neden değiştirdiklerini açıklayamamaktadırlar. Spiker sırıtmadan edemedi. Son derece esrarengiz. Şimdi de Jim McGuffin'dan hava raporu. Ne dersin? Bu gece yine baykuş sanığı olacak mı Jim? Ted, dedi hava tahmincisi. Onu bilemem ama bugün garip davranışlarda bulunanlar sadece baykuşlar değildi. Kent, Yorkshire, Dundee gibi ayrı ayrı yerlerden arayan seyirciler dün söylediğim yağmur yerine kayan yıldızlar sağanağına tutulmuşlar. Şenlik gecesi önümüzdeki hafta gerçi ama belki de şimdiden kutluyorlardır. Ama bu gece kesinlikle yağmurlu olacak. Mr. Dursley koltuğunda dona kalmıştı.
Bütün İngiltere göklerinde kayan yıldızlar, gün ışığında uçuşan baykuşlar, her yerde pelerinli esrarengiz insanlar, Potter'lar hakkında fısıltılar fısıltılar. Mrs. Dursley iki fincan çayla salona geldi. Yararı yoktu. Bir şeyler söylemeliydi karısına. Gergin gergin boğazını temizledi. Petunia sevgilim, son günlerde kardeşinden bir haber almadın değil mi? Beklediği gibi Mrs. Dursley şaşkınlıkla, öfkeyle baktı. Ne de olsa sanki onun bir kardeşi yokmuş gibi davranmaya alışıktılar. Sertçe, hayır dedi Mrs. Dursley. Niye? Garip şeyler söyledi haberlerde diye mırıldandı Mr. Dursley. Baykuşlar, kayan yıldızlar, şehirde de bir sürü tuhaf insan vardı bugün. Mrs. Dursley sözünü kesti onun. Yani, düşündüm de belki bütün bunların, biliyorsun işte, onlarla bir ilgisi vardır. Mrs. Dursley kenetlenmiş dudaklarının arasından bir yudum çay aldı. Mr. Dursley Potter adını işittiğini söyleyip söylememeyi düşündü. Bunu göze alamayacağına karar verdi. Sanki laf olsun diye soruyormuş gibi. Oğulları dedi. Şimdi aşağı yukarı Dudley'nin yaşındadır öyle değil mi? Mrs. Dursley kas katı. Herhalde dedi. Sahi neydi adı? Howard'dı değil mi? Harry. Bana sorarsan berbat, sıradan bir at. Ansızın yüreğine bir ağırlık çöktü Mr. Dursley'nin. Ha sahi dedi. Evet bence de öyle. Yukarı yatmaya çıkarlarken bu konuda başka tek söz söylemedi. Mrs. Dursley banyodayken Mr. Dursley yatak odasının penceresine uzandı. Ön bahçeye baktı. Kedi hala oradaydı. Sanki bir şey bekliyormuş gibi Private Drive'a bakıyordu boyuna. Hayal mi görüyordu yoksa? Bütün bunların Potter'larla bir ilgisi olabilir miydi? Eğer varsa. Eğer o karı koca ile akrabalıkları ortaya çıkarsa. Eh buna da katlanamazdı doğrusu. Yattılar. Mrs. Dursley hemen uyudu. Ama gözlerine uyku girmiyordu Mr. Dursley'nin. Kafası karmakarışıktı. Uykuya dalmadan önce Potter'ların bu işle bir ilgileri olsa bile ne kendisine ne de Mrs. Dursley'e yanaşamayacaklarını düşündü de rahatladı. Potter'lar onun da Petunia'nın da kendileri için, kendilerine benzeyenler için ne düşündüklerini pekala biliyorlardı. Bu olanları onun da Petunia'nın da bulaşması olanaksızdı. Esnedi, yan döndü. Kendilerini etkilemezdi bu. Nasıl da yanılıyordu. Mr. Dursley tedirgin bir uykuya dalıyordu belki ama dışarıda duvarın üstündeki kedinin uykusu hiç mi hiç gelmemişti. Heykel gibi oturuyordu orada. Gözlerini hiç kırpmadan Private Drive'ın uç köşesine dikmişti. Yan sokakta bir arabanın kapısı çarpıldığında da tepesinden iki baykuş süzüldüğünde de titremedi bile. Hiç kıpırdamadan öylece durdu gece yarısına kadar. Kedinin baktığı köşede bir adam belirdi. Öylesine ansızın, öylesine sessizce belirmişti ki sanki yerden fışkırmış gibiydi. Kedinin kuyruğu titredi, gözleri kısıldı. Böyle bir adamın benzeri Private Drive'da daha önce hiç görülmemişti. Uzun boyluydu, zayıftı. Saçının sakalının kırlarına bakılırsa çok yaşlıydı. Saçı da sakalı da kemerini sıkıştıracak kadar uzundu. Uzun giysiler vardı üstünde. Yerleri süpüren mor bir pelerin, uzun topuklu, tokalı çizmeler giymişti. Açık mavi gözleri dar çerçeveli gözlüğünün arkasından ışıl ışıl parlıyordu. Upuzun, kemerli burnu sanki en az iki kere kırılmışa benziyordu. Bu adamın adı Albus Dumbledore'du. Albus Dumbledore, adından çizmelerine kadar hiçbir şeyinin hoş karşılanmadığı bir sokağa geldiğinin farkında değildi. Pelerini karıştırmaktaydı boyuna, bir şey arıyordu ama gözetlendiğinin farkına vardı. Başını kaldırdı ansızın, sokağın öteki ucundan kendisine gözlerini dikmiş kediye baktı. Nedense kedinin varlığı onu pek eğlendirmişti. Kıkırdayarak bilmeliydim bunu diye mırıldandı. Aradığı şeyi iç cebinde buldu. Gümüş bir çakmaktı bu. Kapağını açtı. Havaya kaldırdı, çaktı. En yakındaki sokak lambası püf diye sönüverdi. Yine çaktı. Bir sonraki lamba da karanlığa gömüldü. 12 kere çaktı püfürü. Sokakta sadece iki ışıltı kalıncaya kadar. Kendisini gözetleyen kedinin gözleriydi bunlar. Şimdi pencereden kim bakarsa baksın, isterse boncuk gözlü Mrs. Dursley aşağıda kaldığında neler olup bittiğini göremezdi. Dumbledore püfürü pelerinin iç cebine koyduğu 4 numaraya yollandı. Duvara, kedinin yanına oturdu. Bakmadı ona ama bir süre sonra konuştu. Sizi burada görmek ne güzel, Profesör McGonagall. Tekire döndü gülümseyerek ama kedi gitmişti. Tıpkı onun gözlerinin çevresindeki çizgileri andıran 4 köşe bir gözlük takmış
asıkça suratlı bir kadına gülümsediğini fark etti. Kadının da bir pelerin vardı sırtında, zümrüt yeşili bir pelerin. Siyah saçları sımsıkı toplanmıştı. Belirgin bir tedirginlik vardı üstünde. "Ben olduğumu nereden anladınız?" diye sordu. "Sevgili profesör, hiçbir kedinin bu kadar kas katı oturduğunu görmemiştim." "Profesör McGonagall, bütün gün sizde bir tuğla duvarın üstünde otursaydınız, siz de kas katı kesilirdiniz," dedi. "Bütün gün mü? Kutlamalara katılmadan mı? Ben buraya gelirken en az bir düzine şölene eğlenceye rastladım." Profesör McGonagall öfkeyle burnunu çekti. Sabırsızca, "Evet doğru, herkes kutluyor," dedi. "Biraz daha dikkatli olmaları gerekirdi. Ama hayır, Muggle'lar bile bir şeyler döndüğünü fark ettiler. Haberlerinde verdiler." Başını Dursley'lerin karanlık salon pencerelerine çevirdi. "Duydum, baykuş sürüleri, kayan yıldızlar. O kadar da aptal değiller. Nasıl olsa bir şeylerin farkına varacaklardı. Kentte kayan yıldızlar. Mutlaka Dedalus Diggle'dır. Hiç akıllanmadı." Dumbledore incelikle, "Onları suçlayamazsınız," dedi. "11 yıldır pek bir şey kutladığımız yok." "Profesör McGonagall, biliyorum," dedi tedirgince. "Ama dağıtmamız için bir neden değil bu. İnsanlar düpedüz dikkatsizlik ediyorlar. Sokaklara fırlamışlar güpegündüz. Sırtlarında muggle giysileri bile yok. Boyuna dedikodu ediyorlar." Dumbledore'a yan yan baktı sertçe. Bir şey söylemesini bekliyor gibiydi. Ama bir şey söylemedi Dumbledore. Profesör de devam etti. "Sonunda kim olduğunu bilirsin senin kayıplara karıştığı gün. Tam o gün muggle'ların bizi öğrenmelerine de güzel ya. Gerçekten kayıplara karıştın mı dersiniz Dumbledore?" "Öyle görünüyor," dedi Dumbledore. "Sevinmemiz gerek. Limon şerbeti içer miydiniz?" "Ne içer miydim?" "Limon şerbeti. Muggle'ların bir çeşit tatlı içeceği. Hoşuma gidiyor." Şimdi limon şerbetinin sırası olmadığını düşünen Profesör McGonagall, "Hayır, teşekkür ederim," dedi soğukça. "Söylediğim gibi kim olduğunu bilirsin sen gittiyse bile." "Sevgili profesör, sizin gibi mantıklı biri onu ancak gerçek adıyla anabilir, öyle değil mi? Bütün bu kim olduğunu bilirsin sen saçmalığı. 11 yıldır söylüyorum herkese. Onu gerçek adıyla anın diye. Voldemort deyin." Profesör McGonagall ürktü. Ama o sırada iki limon şerbeti açan Dumbledore farkına varmadı bunun. "Boyuna kim olduğunu bilirsin sen deyip durmanın ne anlamı var? Voldemort adından korkmak için bir neden göremiyorum." Yarı bitkinlik, yarı hayranlıkla. "Biliyorum sizin için yok," dedi Profesör McGonagall. "Ama siz başkasınız. Herkes biliyor kim olduğunu." "Peki peki. Voldemort'un korktuğu tek kişi sizdiniz." "Dumbledore, beni şımartıyorsunuz," dedi usulca. "Voldemort'ta benim hiç edinemeyeceğim güçler vardı. Bunun nedeni sizin o güçleri kullanmayacak kadar soylu olmanız. İyi ki karanlıktayız. Madame Pomfrey, yeni kulaklıklarımı sevdiğini söylediğinden beri bu kadar kızarmamıştım." Profesör McGonagall Dumbledore'a şöyle bir baktı sertçe. "Uçuşan söylentilerin yanında bakışların sözü bile edilmez," dedi. "Herkes ne diyor biliyor musunuz? Niye kayıplara karışmış? Sonunda niye vazgeçmiş?" Anlaşılan Profesör McGonagall konuşmanın en can alıcı noktasına gelmişti. Bütün gün soğuk sert bir duvarda bekleyip durmasının gerçek nedeniydi bu. Yoksa ne kedi ne de kadın olarak Dumbledore'a gözlerini böyle yırtıcı bakışlar fırlatarak dikilemezdi şimdi. Herkes ne söylerse söylesin, Dumbledore bunların gerçek olduğunu belirtinceye kadar hiçbir şeye inanmayacağı apaçık ortadaydı. Ama o sırada bir başka limon şerbeti seçmekteydi Dumbledore. Yanıt vermedi. "Anlatılanlara göre," diye üsteledi Profesör McGonagall, "Voldemort dün gece Godric's Hollow'da görülmüş. Potter'ları bulmaya gitmiş oraya. Söylentilere bakılırsa Lily ile James Potter galiba ölmüşler." Dumbledore başını önüne eğdi. Profesör McGonagall derin bir soluk aldı. "Lily ile James, inanamıyorum. İnanmak istemedim buna. Ah Albus." Dumbledore elini uzatıp omzuna vurdu onun. Acılı bir sesle, "Biliyorum, biliyorum," dedi. Konuşmayı sürdürürken Profesör McGonagall'ın sesi titriyordu. "Hepsi bu kadar değil. Potter'ların oğlunu Harry'i de öldürmeye kalkmış. Öyle diyorlar. Ama öldürememiş. O küçük çocuğu öldürememiş. Nedenini, nasılını kimse bilmiyor. Ama söylediklerine bakılırsa Harry Potter'ı öldüremeyince Voldemort'un gücü de yok oluvermiş. Bu yüzden kayıplara karışmış işte." Dumbledore kederle baş sallayarak onu onayladı. Profesör McGonagall, "Acaba doğru mu?" diye kekeledi.
Bütün o yaptıklarından sonra, o kadar insanı öldürdükten sonra küçük bir çocuğu öldüremez miydi? Akıl almayacak bir şey. Böyle bir şey yapamaz mıydı? Tanrı aşkına nasıl oldu da Harry sağ kaldı? Sadece tahmin yürütebiliriz, dedi Dumbledore. Belki aslında hiç öğrenemeyeceğiz. Profesör McGonagall bir dantel mendil çıkarıp gözlüğünün altından gözlerini kuruladı. Dumbledore da burnunu çekerek cebinden bir altın saat çıkardı. Onu inceledi. Çok garip bir saatti bu. 12 yel kovanı vardı ama hiç rakam yoktu üstünde. Rakamlar yerine çevresinde küçük gezegenler hareket ediyordu. Bunların herhalde bir anlamı vardı Dumbledore için. Çünkü yeniden yerine koydu saati. Hagrid gecikti, dedi. Sahi burada olacağımı sanırım o söylemiştir size, öyle değil mi? Evet, dedi Profesör McGonagall. O kadar yer dururken kalkıp neden buraya geldiğinizi sanırım anlatmayacaksınız bana. Harry'i teyzesiyle eniştesine getirmeye geldim. Ailesinden sadece onlar kaldı şimdi. Profesör McGonagall ayağa fırlayıp 4 numarayı göstererek, yani burada oturan insanlardan mı söz ediyorsun yoksa, diye bağırdı. Dumbledore, bunu yapamazsın. Bütün gün onları gözetledim. Onlar kadar bize hiç mi hiç benzemeyen başka 2 kişi yoktur. Bir doğulları var. Gördüm onu. Şeker alsın diye çığlıklar atarak annesini sokak boyunca tekmeledi durdu. Harry Potter gelip burada mı oturacak? Dumbledore kesin bir sesle, burası onun için en iyi yer, dedi. Büyüyünce teyzesiyle eniştesi ona her şeyi anlatırlar. Onlara bir de mektup yazdım. Profesör McGonagall yeniden duvara oturarak cılız bir sesle, mektup mu, diye tekrarladı. Gerçekten Dumbledore, bütün bunları bir mektupla açıklayabileceğini mi sanıyorsun? Bu insanlar onu hiç anlamayacak. Ünlü olacak ileride, bir efsane olacak. Gelecekte bugün Harry Potter günü olarak anılırsa hiç şaşmam. Her üstüne kitaplar yazılacak. Dünyamızdaki bütün çocuklar onun adını öğrenecek. Dar çerçeveli gözlüğünün üstünden son derece ciddi bakarak, tas tamam öyle, dedi Dumbledore. Her çocuğun başını döndürebilir bu. Daha yürümeden, konuşmadan üne kavuşmak. Hiç hatırlamayacağı bir şey yüzünden ünlü olmak. Anlamıyor musunuz? Böylesi çok daha iyi. Hiç olmazsa anlayacağı zamana kadar bütün bunlardan uzak kalır. Profesör McGonagall ağzını açtı, fikrini değiştirdi, yutkundu. Sonra, evet, evet haklısınız elbette, dedi. Ama çocuk nasıl geliyor buraya Dumbledore? Sanki Harry altında saklanıyormuş gibi onun pelerinine bir göz attı ansızın. Hagrid getiriyor onu. Hagrid'e böylesine önemli bir şey için güvenmek akıllıca mı sizce? Hagrid'e canımı bile emanet ederim, dedi Dumbledore. Profesör McGonagall hasetle, yüreği bizimle birliktedir, ben de biliyorum bunu, dedi. Ama dikkatsiz olduğunda göz ardı edemezsiniz birazcık. Neydi o? Çevrelerindeki sessizliği uzaklardan bir motor sesi bozmuştu. Sokağın iki başına bakarak bir taşıt ışığı aramaya başladılar. Ses gittikçe yükseldi. Kafalarını gökyüzüne çevirdikleri sırada gümbürtüye dönüştü. Havadan koca bir motosiklet inip yola tam önlerine koyuldu. Motosiklet kocamandı gerçi ama onu kullanan adamın yanında hiç kalıyordu. Sıradan bir adamın yaklaşık 2 katı kadar uzun, en az 5 katı kadar da şişmandı. Dudak uçuklatacak kadar iri ve yabaniydi. Çalıya benzer siyah uzun saçlarıyla sakalı yüzünün büyük bölümünü örtüyordu. Çöp bidonu kapakları büyüklüğünde elleri vardı. Deri çizmeli ayakları yunus yavrularına benziyordu. Uçsuz bucaksız kaslı kollarına battaniyeden bir bohça tutuyordu. Hagrid, dedi Dumbledore, rahatlamışa benziyordu. Sonunda o motosikleti nereden buldun? Ödünç aldım Profesör Dumbledore. Efendim, dedi dev. Konuşurken dikkatle motosikletten indi. Genç Sirius Black ödünç verdi. Onu getirdim efendim. Bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır efendim, ev neredeyse yerle bir olmuştu. Ama muggle'lar üşüşmeden onu çıkarmayı başardım. Biri stol üstünde uçarken uykuya daldı. Dumbledore ile Profesör McGonagall bohçaya eğildiler. İçinde belli belirsiz, mışıl mışıl uyuyan bir bebek, bir oğlan çocuğu vardı. Alnındaki simsiyah saç büklesinin altında şimşeğe benzer garip biçimli bir kesik görülüyordu. Yoksa oraya mı, diye fısıldadı Profesör McGonagall. Evet, dedi Dumbledore. O iz yaşama boyunca kalacak. Siz bu konuda bir şey yapamaz mıydınız Dumbledore? Yapabilecek olsaydım bile yapmazdım. İzler yararlı olabilir bazen. Benim sol dizimde de bir tane var. Londra metrosunun kusursuz bir haritası. Neyse, ver onu bana Hagrid. Şu işi bitirelim. Dumbledore, Harry'i kollarına alıp Dursley'lerin evine yöneldi. Acaba ona hoşça kal diyebilir miyim efendim?
diye sordu Hagrid. Kocaman kıllı kafasını Harry'nin üstüne eğdi. Ona saçlı sakallı bir öpücük kondurdu. Sonra birdenbire yaralı bir köpek gibi ulumaya başladı. "Şşş!" diye fısıldadı Profesör McGonagall. "Muggle'ları uyandıracaksın." Hagrid "Özür dilerim." diye hıçkırdı. Benekli büyük bir mendil çıkarıp yüzünü içine gömdü. "Ama dayanamıyorum. Lily ile James öldüler. Zavallı minik Harry de Muggle'larla yaşayacak." Profesör McGonagall çekinerek koluna dokundu Hagrid'in. "Evet, evet çok acı bir şey bu. Ama kendini toparla Hagrid, yoksa bizi fark ederler." diye fısıldadı. O arada Dumbledore alçak bahçe duvarını aşmış, ön kapıya varmıştı. Usulca eşeğe bıraktı Harry'i. Pelerininden bir mektup çıkarıp bohçaya tıkıştırdı. Sonra da ötekilerin yanına döndü. Bir dakika boyunca üçü de orada durup küçük bohçaya baktılar. Omuzları sarsılıyordu Hagrid'in. Profesör McGonagall öfkeyle gözlerini kırpıştırıyordu. Dumbledore'un gözlerinden fışkıran o parlak ışık ise bütün bütüne sönmüş gibiydi. Sonunda "Eh," dedi Dumbledore, "bu kadar. Artık burada işimiz yok. Gidip kutlamalara katılalım bari." Boğuk mu boğuk bir sesle "Ya," dedi Hagrid. "Ben önce şu motosikletten kurtulayım. İyi geceler Profesör McGonagall, Profesör Dumbledore, efendim." Hagrid sırılsıklam gözlerini ceketinin koluna silerek kendini motosiklete attı. Motoru çalıştırdı. Gürültüyle havalandı motosiklet. Geceye karıştı. Dumbledore, "Umarım yakında yine görüşürüz Profesör McGonagall," dedi. Onu başıyla selamladı. Profesör McGonagall da karşılık olarak burnunu çekti. Dumbledore dönüp sokak boyunca yürümeye başladı. Köşeye varınca durdu. Gümüş püfürü çıkardı. Bir kere çaktı onu. 12 ışık topu sokak lambalarına yerleşti hemen. Private Drive bir anda turuncu oluverdi. Dumbledore sokağın öteki ucunda tekir bir kedinin süzülerek köşeyi döndüğünü gördü. 4 numaranın basamaklarında battaniyeden bohçayı da seçebiliyordu. "Talihin açık olsun Harry," diye mırıldandı. Topuklarının üstünde döndü, pelerinin bir hışırtısıyla yok oluverdi. Bir meltem çıktı. Mürekkep rengi göğün altında sessizce, düzenli bir biçimde uzanan, şaşırtıcı şeylerin en son olabileceği bu sokağın, Private Drive'ın tertemiz çalılıklarını titretti. Harry Potter uyanmadan battaniyenin içinde bir yandan bir yana döndü. Minicik eliyle yanındaki mektubu kavramıştı. Uykudaydı. Özel biri olduğunu bilmiyordu. Ünlü biri olduğunu bilmiyordu. Birkaç saat sonra süt şişelerini koymak için kapıyı açacak olan Mrs. Dursley'nin çığlığıyla uyanacağını bilmiyordu. Önündeki birkaç haftayı kuzeni Dudley tarafından itilip kakılarak, çimdiklenerek geçireceğini de bilmiyordu. Nereden bilsin? O anda ülke boyunca gizlice toplanıp kadeh kaldırıyordu insanlar. "Harry Potter'a," diyorlardı fısıltıyla. "Sağ kalan çocuğa."